Merhaba, gülen bir yüzle geldim size. Hoş bulduk efendim. Tele1 TV'desiniz, sağlık gündemi programındasınız. Sağlıklı bir pazar günü diliyorum. Sanmayın ki bizimle ilk defa beraberseniz, klasik bir sağlık programındasınız, değilsiniz efendim. İnteraktif bir sağlık programındasınız. Hayatın ve yaşamın içinde olan pek çok konularla ilgili sohbetler ediyoruz. Aynı zamanda bilgilendirmeler veriyoruz. Ve tabii ki pazar günleri sizin gününüz. Siz soruyorsunuz. Kalp damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Mahmut Akyıldız cevaplıyor efendim. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Hoca bana kızıyor. Hemen kendisine hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Hafta nasıl geçti? Hep soruyorum ben bunu. Evet. Yoğun bir hafta geçirdim. Evet. Çok ameliyat. Hı hı. Hafta sonu da dinlendim. Dinlendiniz. Zaten bizim bildiğiniz gibi rutin ev, iş ev. Evet. Hafta içi ameliyatlar yapıyoruz. Hafta sonu da bahçeyle uğraşıyoruz. Tarla, bahçe. Şu aralar rutin de iyi. Rutin ama alamadım. Şu aralar rutinde olmak da iyi bir şey hocam. Neden? Çünkü ortalık çok karışık. Rutin devam ediyorsa iyi. Şöyle, spesifik iş yaptığımız için bize böyle direkt oradan, mahalleden veya çevreden değil, şehirler arası geliyor. Hı hı. Yurt dışından geliyor. Yani spesifik olduğu için özellikle minimal invaziv, bypass, evet, veya koltuk altı biliyorsunuz. Teknik duyuldukça, geniş alanlara yayıldıkça insanların bu tekniğe olan teveccühü sürekli artıyor. Artıyor. Evet. Sohbet edeceğiz efendim. Sosyal medya hesaplarını sevgili arkadaşlarım aşağıda veriyorlar. Sosyal medyadan sorularınız dünden beri gelmeye başladı. Hem X'ten hem DM'den, Instagram'dan hocama da bana da sorularınızı yönlendirebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda canlı yayına telefonlar almaya başlayacağım. Hemen geçen haftadan kalan sorularınızla başlamak istiyorum. Kalp krizinin mevsimi var mı? Ya da günü var mı? Yani şu gün ağırlıklı diye. Böyle bir istatistik var mı hocam? Var. Aha. Evet, maalesef böyle bir istatistik var. Şöyle tabii, tetikleyen nedenler, kalp krizini, stresin tetiklediğini biliyoruz. Evet. Özellikle böyle yaygın hastalıkların olduğu dönemlerde, özellikle gripal enfeksiyonların yaygın olduğu dönemlerde sistemik olarak grip vücudu damarlar etkilediği için kalp krizlerinin, gripal enfeksiyonun yaygın olduğu dönemlerde arttığını özellikle kış aylarında biliyoruz. Kış aylarında artıyor çünkü kış aylarında insanlar kapalı yerlerde kalmak zorunda. Güneş ışığı fazla almıyor. Depresif ruh hali hakim oluyor. Hava kirliliği hakim oluyor. Kış ayları ilk sıraya geliyor. İkinci sırada özellikle zamanlama olarak sordunuz. Evet. Pazartesi günü. Allah Allah. Tabii stresin ağır olduğu, evet, zamanlar. Pazartesi sendromu deniliyor. Sendromu deniliyor. Hafta sonundan güzel geçirmiş bir hafta sonu ve pazartesi eğer sevmediğiniz de bir işiniz varsa, evet, bu sizdeki stres katsayısını artırabilir. Hı. Zamanlama olarak da kalp krizi sabah 4 ile 10 arasında sıklıkla ortaya çıkar. Hı. Neden? 4 ile 10. Evet. Stres hormonlarının kanda maksimum seviyede olduğu zamanlar, hı hı, Yine bunu tetikleyebilir. Kış ayları, pazartesi günleri sabah saatlerine dikkat ediyoruz. Evet. Duydunuz değil mi sevgili seyirciler? Sorular gelmeye devam etsin. Tele1 TV'de Sağlık Gündemi programı başladı efendim. Belki tam da şu anda açtınız, bizimle olunuz efendim. İlerleyen dakikalarda telefonlarınızı almaya başlayacağım. Diyelim ki pazartesi oldu. Hazırlandık. Evet. Arabamıza, evimizden çıktık, arabamıza bindik, yolda gidiyoruz. Bir şey oldu. Ve yalnızız. Evet. Ve trafikteyiz. Evet. Kalp krizimi geçiriyorum. Nereden anlayacağım? Ne, evet, yapmalıyım? Trafikte ve yalnız. Evet, güzel bir soru sordunuz. Trafikte. Şimdi burada önemli olan bir, bizim risk faktörleri. Biz bu risk grubunun içinde miyiz, değil miyiz? Hı. 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık olarak bir insanın kalp krizi geçirme potansiyelinin riskini tahmin edebiliyoruz. Evet. Diyelim ki siz bir erkek beysiniz, 40 yaşın üstündesiniz,
tansiyonunuz varsa, şekeriniz yüksekse, özellikle LDL'li kötü dediğimiz kolesterol yüksekse, ailenizde kalp hastalığı varsa, özellikle birinci derece yakınlarda anjiyo, balon, stent olmuş varsa, evet, yani genetik yatkınlığınız varsa, kilonuz varsa, egzersiz yapmıyorsanız, bir de pazartesi stresi üzerinizdeyse, burada baskı ve yanma olduğu zaman, böyle bir şey hissettiğiniz zaman bence yapılması gereken ilk şey kalp krizidir veya değildir. Özellikle şunu söyleyeyim, yani insanları korkutmanın bir anlamı yok. Evet. Yani göğüs nahiyesindeki ağrıların %90'ının kalple ilgisi yok. Hmm. Ama %10'u kalple ilgili olabilir. Yani bu dediğim şikayetler. Ani gelen. Evet. Yani burada baskı, yanma, hiç alışık olmadığın yanma, sıkışma, nefes darlığı, terleme, çarpıntı gibi şikayetler olup, bu bazen de yayılıyorsa böyle sola, sağa, yukarı, çeneye, bunun iç yüzüne yayılıyorsa kalp ağrısı olabilir. Olabilir. Heh. Olabilir. Ama biz eforla ortaya çıkıyor. Biz şimdi sessiz de olabilir. Arabayla işe gidiyorsun. Evet. Efor yok. Böyle bir şey oldu. Ne yapacaksınız? Ne yapacağım? Hemen arabayı sağa çekip durup 112'yi arayacaksınız. 112'yi. Evet. Kesinlikle işte az kaldı. Hastaneye gideyim. Şunu yapayım, bu kesinlikle böyle bir şey. Çünkü burada yapılan şöyle bir hata oluyor. Şikayet ortaya çıktıktan sonra böyle ritim düzensizliği olabilir, çarpıntı olabilir. Kalp ani durmalarına, sıkıntılı ciddi kazalara neden olabilirsiniz. Hı. Şimdi biliyorsunuz Metin Hoca emboli attı. Evet. Yani belirtileri, belki zorladı şartları, bilemiyorum ama evet, bir sıkıntı olduğu zaman İlk şeyiniz arabayı sağa çekip evet, duracaksınız. Ve bir, yani bilinciniz yerindeyse yer. Şimdi kalp krizlerinin 1/3'ü ani ölüm şeklinde ortaya çıkabiliyor. 1/3 kriz de ortaya çıkabiliyor. Kardiyojenik şok dediğimiz kalp yetmezliği tablosuyla ortaya çıkabiliyor. Burada tabii önemli olan hangi damarın tıkalı olduğu evet, çok önemli. Peki. Şimdi şu şikayetler varsa bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Görsel mi geliyor? Gelsin bir görsel. Kaç numara? Görsünler. 61A. 61A numaralı görseli alalım şimdi, yönetmenim. Ne olduğu zaman kalple ilgili olduğunu. Çünkü dedim ya aradaki farklar çok evet, önemli. Özellikle efor yaparken burada baskı, yanma, sıkışma olup istirahatta geçiyorsa evet, bu ne demiştik? Kalp ağrısı büyük ihtimalle. Evet. Yani bir de kalp ağrısı öyle uzun sürmez işte. Hocam 3 gündür, 5 gündür 15 dakikayı geçen bir ağrı kalp krizine dönüşür. Hı. Ve o zaman daha ciddi tablolar şiddetli midir ağrı? Çok şiddetlidir. Hı. Ama şiddetsiz de olabilir, sessiz de olabilir. Yani tıkanan damarın yerine göre değişiyor. Peki. Bak şimdi anjina göğüs bölgesine gelen sıkıntı yanma. Kalp, bulantı olabilir. Bak her zaman ağrı olmayabilir. Özellikle hanımlarda her zaman ağrıyla hanımlarda halsizlik olabilir, yorgunluk, çarpıntı, uykusuzluk da. Çünkü onları tanı koymak daha çok. Erkeklerinkinden farklı hanımlar. Farklı olabildiği için hem tanı koymak hem tedaviye başlamak erkeklere nazaran iki kat daha gecikiyor. Hmm. Kendileri de kale almıyor. Hastane iki kat geç gidiyor. İki kat geç tanı konuyor. İki kat işleme geç yapılıyor. İki kat daha fazla evet, ölümler meydana geliyor. Bulantı olabilir, yorgunluk hissi olabilir, nefes darlığı olabilir, çarpıntı kalp atışlarında ritim düzensizliği. Hmm. Bu ciddi ritim düzensizliklerine kalp titreşmeye başlar. Hı. Atrial fibrilasyon ve kalp atımı azalır. Gaz ve geğirme olabilir. Bak şimdi böyle de olabiliyor mide. İşte bu midem karıştırıyor. Evet, evet. Soğuk terleme, bayılacak gibi kısmen bu şekilde olabiliyor. Hı. Bir de hangi ağrılar kalp ağrısı değil, onu da koyarsak oraya. Şu ağrılar mesela kalp ağrısı değil. Bunu da bir koyalım. 62A. 62A yönetmenim. Evet. Hangi ağrılar kalbe ait ağrılar değildir? Bu da çok önemli. Şimdi hasta geldi. Hasta eğer parmağımın ucuyla ben ağrıyı gösteriyorum. Bak buram ağrıyor, buram ağrıyor. Noktasal işaret ediyorsa kalp ağrısı değil. Değil. Kalp ağrısı künt bir ağrıdır. Sanki birisi göğsümün üzerine oturuyormuş gibi hissediyorum. Hı. Sanki bir fil bacağını bası. Yanma, sıkışma, lokalize bir ağrı değildir. Bu şekilde tarif eder hasta. Hı. Burası.
Bu çok tamam. önemli, bu söylediğiniz. Bu çok önemli. Evet. Bu çok, çünkü ayırt edici tane, en kişi göğüs ağrının doktora koşması gerekmiyor. Evet. Çünkü gelip geçen ağrılar oluyor, şimşek çakar, evet. saniyelerle, sinir ağrılar. Basılı yani, ağrılar. Baskı, eforla baskı. Ortaya, evet. eforla çıkıp istirahatla geçiyorsa, nerede olursanız olun hemen en kısa sürede bir doktorunuza gitmelisiniz. Evet, ikinci. Pozisyonla yer değiştiren ağrılar. Şimdi kalp ağrısı, hocam işte sağa sola dönerken... İşte boynumu sağa sola çevirirken burada pozisyonel ağrılar kalple ilgili değildir. Değil. Yatakta sağa döndüm, sola döndüm işte. Bunlar çok önemli tiyolar hocam. Değildir. Çünkü hasta bu. Yani bir de elinle lokalize ediyorsan evet. ağrıyı. Ağrın nerede? Burada. Bu kalp ağrısı değil. Değil. Kalp ağrısı içeride ve künt bir ağrıdır. Hı. Üçüncü de öksürükle ortaya çıkıyorsa. Kalp ağrısı mı? Değildir. Değil. Bunlar olmayanı değil. Değil. Eğer öksürürken ağrı ortaya çıkıyorsa kalp zarının etrafında iltihaplanma olabilir. Olabilir. Plörozi dediğimiz tablo olabilir. Öksürürken kafesi geriyorsun, romatizmaya var. Yaptığın olabilir. Zaman ağrılar olabilir. Evet. Kas ağrıları, adale ağrıları olabilir. Günler süren ağrı. Biraz önce ne dedik? Kalp ağrısı 15 dakika sürer. 15 dakikayı geçerse kalp krizine dönüşür. Dönüşür. Çünkü bir bölgeye kan 15 dakikadan daha uzun süre gitmezse oradaki hücreler işte o biraz önce söylediğiniz o şiddetli ağrı burada ortaya çıkıyor. Evet. Günlerce süren ağrı. Hocam işte iki gündür ben böğrem batıyor. Kesinlikle kalp ağrısı değil. Korkma değildir. Kalp ağrısı değil. Değildir. Evet. Kalp ağrısı ne kadar? 15 dakika max ondan sonra krize evet. gider zaten. Evet. Sadece sırt ağrısı olması, yani yalnızca bu sırt bölgesinde olan ağrılar yine kalp ağrısı değil. Bir de kalp ağrısı yer değiştiren ağrılar. Hı, değil. Yani hep aynı yere gelir. Bir gün burama geliyor, bir gün burama geliyor, bir gün burama, bir gün böyle bir şey yok. Aynı hastada ağrılar hep aynı yere gelir. Onları kalp bunlar ağrısı değil. Hocam değil. Bir şey soracağım. Kalp ağrısı göğse, sırta ve kollara mı vurur? Olanlara mı geçiyoruz şimdi? Şimdi ha. Şimdi onda, şöyle söyleyeyim. Evet, onunla krizi... ilgili şeylerimiz var. Evet. İsterseniz. Onu da siz fazla, bakarken ben hemen sosyal medyadan şey gelen sorulara bakıyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Kalp ağrısı nerelere yayılır? Göğsün ortasında. Evet. Sol kolun iç yüzünde. Evet. Çeneye, hı. karın bölgesine, sırtın ortasına ve omuzlara yayılabilir. Yani hangi damarın tıkandığına göre evet, evet. Bazen bu mide şikayetleriyle de karıştırılabilir. Midede ekşime, yanma, gaz gibi şikayetler, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler olabilir. İşte akşam ne yedim, o dokundu, şu dokundu. Ben şunu söyleyeyim özet olarak. Evet. Eğer siz erkekseniz 40 yaşının üstünde, hanımsanız 50 yaşının üstünde risk grubunda iseniz, ailenizde kalp hastalığı varsa, biraz önce saydığım risk faktörleri varsa, ne bunlar? Majör. Bak şey çok önemli, yüksek LDL, kötü evet. kolesterol, hemoglobin average, şeker. Şeker az, orta, çok tansiyon, fark etmiyor. Kilo. Şeker hastası mısın, değil misin? Kilodan bahsetmiyoruz, öyle konuşmuştuk. Tamam, peki. Sorulara devam edelim mi? Edelim. Tamam. X'ten gelen bir soru efendim. Meral Özgen'in bir sorusu. Aort damar ultrasonunu kimler çekiyor diye sormuş hocam. Aort damar ultrasonu. Ultrasonu. Radyologlar. Radyolojiye gidecek. Görüntüleme radyolojinin işi. Evet. Yani neticede ultrasonu, rutin olarak ultrason, MR bunları radyoloji yapar. Üst üste kalp krizi geçirilir mi? Üst üste. Nasıl üst üste? Yani kriz geçirdi. 5 dakika sonra tekrar bir kriz. 5 dakika sonra tekrar bir kriz gelir mi? Şöyle. Yani 5 dakika değil de. Şimdi damar tıkanıyor. Evet. Oradaki felaketin büyüklüğü kademeli olarak artabilir. Hı. Yani kademeli olarak artabilir. Mesela diyelim ki şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi kalp krizi. Bak şimdi kalp kriziyle ilgili bir görselimiz var. 1A. 1A sevgili yönetmenim. Kalp krizi. Ya kalp krizi nasıl oluyor? Onu hastalara bir izah edeyim. Evet. Soruları şimdi, da es geçelim. Damar. Burada damar. Damarın içinde gördüğünüz gibi bu damar 3 katlı, tamam mı? Dışında adventisya, evet. kas, endotel. Bak burada yağ tabakası büyümeye başlıyor. Evet. Büyüyor, büyüyor bu şekilde. Ne yapıyor? Gittikçe damarın içine ve dışına doğru büyüyor. Duvarda. Evet.
Evet. Duvarda hastalık var. Günün birinde burada zayıf yer ne oluyor? Zayıf yerden bir yırtılma meydana geldiği zaman vücut bu yırtılan yeri ne yapmaya çalışıyor? Tamir etmeye çalışıyor. Evet. Trombositlerini gönderiyor. Orada problem var. Git diyor orayı tamir et diyor. Ama trombositler burayı tamir ederken pıhtılaşma faktörleri burada damarın tam olarak pıhtı yapıp burayı tedavi edeyim derken damarın tam tıkanmasına neden olabiliyor. Burada şimdi bak burada yavaş yavaş geliyor. Bak buradaki bütün damar duvarındaki içerik lümene aktı bak evet. Burada. Trombositler geliyor burayı tamir edeyim derken damar tamamen tıkandı ve kalp krizi ortaya çıktı. Evet. Yani kalp krizi nedir dediğimiz zaman bir damarın aniden, bir de şu görseli göstereyim. Lütfen çok önemli, hocam. Çok lütfen. Önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam şimdi. Bu arada sevgili çünkü yönetmenim bir 5 dakika sonra telefonları almaya başlayalım. Yanlış biri, bir de 24 numaralı görseli koyalım. Evet 24 numaralı. Şimdi evet. Yanlış bilinen bir şeyi söyleyeyim. Buyurun. Bak şimdi burada damar bak bu sol ana damar. Böyle geliyor. Sol ana damarın diğer adı nedir? Dul bırakan damar. Dul bırakan. Dul, evet. Evet, dul neden? Bırakan damar efendim. Diyorlar evet. Yabancılar bunu. Evet. Burada sağ ana damar, burada görüyorsunuz. Ya kalp içindeki kandan beslenmiyor. Evet. Kalbin içi kan dolu ama içindeki kandan beslenmiyor. Kalp bu damarlar vasıtasıyla, buna sol inen damar, bir de arka yüze gidiyor, GX. Circumflex dediğimiz damar. Şimdi bu damarın duvarında olan hikaye burada. Evet. Bu damarı üç tabakalı dedik. Kas tabakası, adventisi, endotel. Evet. Endotel sizin mutfaktaki masanızın üstü. Hı. Seramik gibi düşünün. Hı. Ne dökerseniz dökün tüm kayar gider ve sildiğiniz zaman temizlenir. Yani anladınız mı? Evet. Seramik. Evet. Bunun özelliği bu. Bu seramik bir takım maddeler salgılar. Hı hı. Hem damarın genişlemesini hem de kanı sulandırması için gelip beni rahatsız etmeyin, bana bir şey yapışmasın diyor. Hı hı. Ama siz dikkat etmezseniz, sigara gibi yüksek yağlı yiyecekler, bunu dikkat etmezseniz şeker hastalığı özellikle bu endotel tabakasını hasarlıyor. Endotel tabakası hasarlandığı zaman kandaki küçük moleküllü yağcıklar bu duvara yavaş yavaş birikmeye başlıyor. Evet. Burada görüyorsunuz birike 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 bu damar kendi kendine %100 tıkansa bile kriz olmayabilir. Hı. Ama burada kötü olan ne? Özellikle %40, %50 darlık olan bir plakta, yumuşak plakta, burada biraz önce gösterdim yırtılma olursa, evet. Özellikle gençlerde. Evet. Neden? Çünkü onlarda kollateral damar ağı gelişmediği için ani ölümler ortaya evet. Çıkıyor. O zaman burada kötü evet. Olan ne? Damarın evet. Yırtılması. Evet. Burada biz ne yapıyoruz? Bak burada damar, bu hal, o hal, burada bu olay. Ya stentle kardiyologlar giriyor, burayı açıyor. Bypass dediğimiz olay nedir? Biz yan yol yapıyoruz. Bak burası burada duruyor. Evet. Hastalığı tedavi etmiyoruz. Hı. Hastalık duruyor. Siz dikkat etmezseniz bu damar burası tıkandıysa burası da tıkanır. Burası da tıkanır. Burası da tıkanır. Bypass'la ne yapıyoruz? Bypass'la yan yol yapıyoruz. Ha. Köprü. Hı. Yani şöyle düşünün. Bak buradan kan buradan aşağı geliyor ya koroner evet. Damara. Evet. Burası tıkandı. Ne yapacağız? Aşağıya kan gitmiyor. Buradaki hücreler ölürse kalbin önemli bir bölümü devre dışı kalıyor. Kesinlikle sağlıklı yaşamak durumunda buradan yoksa sıkıntı. Biz buraya evet. Yan yol özellikle bunu göğüs damarını kullanıyoruz. Bu bacaktan alınan kaç bir damar. Kaç yaş hastalığı hocam? Kalp hastalığı. Hayır bu şu tablo ya, orta yaş ve üstü mü? Artık gençlerde de gözükmeye gençlerde başladı. De gözüküyor çünkü, değil mi? Yaş aşağı düşüyor sürekli olarak. Evet. Hep 40 yaş üstü diyorduk ama evet. Şimdi artık 35-40'lı yaşlarda bile sende olmaz diyemiyorsun. Diyemiyoruz, evet. Çünkü şartlar özellikle sağlık açısından kötüye gidiyor. Sorulara devam edelim mi? Tabii sevgili ki. Yönetmenim altta telefon numaralarımızı verelim. Birkaç soru canlı yayına almak istiyorum. Seyircilerimizi de küstürmeyelim hocam. Ahmet Bindal'ın bir evet. Sorusu. Sosyal medya üstünden gelmiş. 59 yaşında İsviçre'deyim diyor. Bypass evet. Ameliyatı sonrası kılcal damal dararması var. Ne yapmalıyım diyor. Kılcal damar darılması var. İsviçre'ye selamlar bu arada. Bypass sonrası. Evet. Evet.
Şöyle söyleyelim, şimdi biz istersek bir görsel oynatalım orada. Tamam. G20, görsel 20'yi oynatalım. Evet. Bir soru daha sorayım mı görsel gelene kadar? Nihal Acemoğlu'nun bir sorusu. 44 yaşında dinlenme halindeyken, halindeyken senede 5 ya da 6 kez birkaç saniyelik hızlı kalp atışları ve çarpıntıları oluyor. Öksürük yapıyor, halsiz bırakıyor. Sebebi kalp olabilir mi? Biraz önce söylediklerinize dayanarak olamaz evet. diyoruz. Şimdi burada biraz önce ne dedik? Kalbin ana damarları sağ, sol, bir de arba, bir de arada kılcal damarlar. Ne güzel görsel hocam. Evet. Yani 3 ana damar var. Evet. Ama onun dışında bu 3 ana damar kalbin %10 damar ağını oluşturur. Geriye kalan %90 mikrosirkülasyon dediğimiz kılcal damarlardan oluşur. Şimdi burada kılcal damarları görüyorsunuz. Evet. Bunlar kalbin hücrenin olduğu her yere nüfuz ediyor. Biz şimdi anjiyo yaptığımız zaman hastada neyi görüyoruz? Ana damarları görüyoruz. Evet. Ana damarlarında bir şey yok. Sen kalp hastası değilsin diyemezsin. Hı. Çünkü bu özellikle bayanlarda çok sık görülen bir durum. Ana damar ama kadın yürürken yine sıkışıyorum, ağrım oluyor. O zaman kılcal damarlarda problem. Yani bizim anjiyoda göremediğimiz mikrovasküler damar yatağında. Yani o ana damarlardan kanı çeken milyonlarca damar ağı yok mu? Onlar da tıkanabiliyor. Ve onlar da krize sebebiyet? Krize sebebiyet verme şikayetlerin olmasına neden oluyor. Burada ne yapılması lazım bu tür durumda? Bu hanımların damarı ince olduğu için onları daha sık görülüyor. Burada yapılması gereken en önemli şey kapsamlı yaşam değişikliği programına girmek gerekiyor. Kapsamlı yaşam değişikliği programı nedir diye sorarsanız, burada böyle bir çalışma yapılmış. Özellikle daha önceki programda konuşmuştuk. Evet. Doktor Dean Ornish, Cleveland Clinic'ten Doktor Colbert Estein bu konuda ameliyat olamaz, balon olamaz, stent olamaz hastaları topluyorlar, iki gruba ayırıyorlar. Bir gruba ne halın varsa gör, yani nasıl besleniyorsan. Diğer grup diye sıkı bir diyet altına alınıyor. Bu diyetin özünü söyleyeyim mi? Lütfen. Bu diyetin özü şudur. Tabii çok ağır gelecek, olur olmaz onu bilemiyorum. Vegan. Vegan. Bitkisel beslenme. İşlenmiş gıdalar bunun içinde yok. Yağ ve hayvansal ürünler mümkün mertebe varsa da hastalığın şiddetine göre tercih edilecek bir yağ varsa o da zeytinyağı, soğuk sıkma tercih ediliyor. Çok az miktarda yani yok. Ve bu diyetin sonunda 2 yıl sonra anjiyo yapılıyor. Bununla ilgili ben size geçen şeyler göstermiştim, görseller. Evet. Bugün kalp krizi olduğuna göre bir daha gösterelim. Evet. Ne dersiniz? Olabilir. Dur bakayım, herhalde görsellerimiz sağlı. Ben de hemen sosyal medyadan bak, şeyi gelen sorularınızı tekrar 53 ayı tutuyorum. Gösterelim. Evet. Şimdi bir sürede cevap. 53 ayı gösterelim. 53 ay. Bu sıkı diyet sonunda hastaların diyete uyan gruptakilerin bir kısmı, uyanmayanlar ağır geliyor, çıkıyor. 2 yıl sonra yapılan anjiyolarda damarlarında %20-30 gerileme olduğu. Çok şikayetlerin azaldığı. Evet. Hiç bu grupta ölüm olmadığı. Diğer grupta ise normal eski yaşantısına devam eden grupta şikayetler %160'lar artıyor. Ve şey de artıyor. Evet. Şikayetler ve o grupta ciddi ölümler gözüküyor. Evet, evet. Demek ki yani bypass, balon, stent dışında üçüncü bir yol, sıkı bir diyet. Diyet çok önemli. Bu diyetin özü özellikle yeşil, meyve, sebze, bakliyat içeriyor, kabuklu yemişleri içeriyor, tam tahıl içeriyor. Zaten onlardan vücudun ihtiyacı olan bütün her şeyi alıyorsunuz. Evet. Eksik olan bir B12 vitamini olabilir. Onu da haftada iki kez ağzınızda emebilirsiniz. Evet. Şimdi şunu gösterelim. Biraz önce izleyicimizin sorusunu siz cevaplayın. Evet. Çarpıntının önemli nedenleri vardır. Çarpıntı demek şu demektir. Kalp seslerinin hasta tarafından nahoş bir şekilde duyulmasına çarpıntı diyoruz. Evet. Tak tak gelip geçiyor. Evet. Bu çok basit bir şey de olur, önemli bir şey de olabilir ama bunun nedenleri kalple ilgili olabilir, kapak hastalıklarında olabilir, damar hastalıklarında koroner olabilir, bir de kansızlık varsa burada olabilir. Evet. Bir de tiroid bezinin normalden fazla çalıştığı durumlarda olabilir. Burada yapılması gereken bir elektro çekilmesi gerekiyor.
ne zamanlar geliyor çarpıntı? Evet. Ne kadar sürüyor, ne tür bir çarpıntı? Ekstrasistol dediğimiz bir durum var. Ben askerde çok, piyade okulunda askerken stres altında olan insanları çok, çok sık görülür. Ama evet, bir önem atfetmiyor, gelip geçiyor. Yani hocam benim işte yürürken kalbim böyle bir yuvarlanıyormuş gibi oluyor, yine devam ediyor falan. Biz buna, ama bunun dışında da atrial fibrilasyon dediğimiz kalbin alt ve üst odaların düzensiz çalışması ve bir sürü ritim düzensizliği var. Adının konulması gerekiyor. Evet. Bu şekilde adı konulamıyorsa ritim halter takılarak 24 saatlik, 36 saatlik adı konulması gerekiyor. Şimdi 53 ayı göremiyoruz değil mi? 53 ay. Ayı göremiyoruz. Biraz bu arada ya, sorularımız çarpıntı var. Çarpıntı da bir kan sayımı yaptırmalı, bir EKG çektirmeli. Tiroid bezi hormonlarına bakılmalı. Kontrol ettirmeli. Ama bunun korkmasınlar. Korkacak bir şey yok. Ama evet, yani adını koymak gerekiyor. Evet. İhmal etmemek yani, gerekiyor. Biraz evet, önce ne dedim? Önce bak şimdi kritik darlık. Kritik darlık nerede? Sol ana damarın tam çıkışında. Evet. Bu kalbin ne, hangi damarı? Dur bırakın, ana damar. Burada %90 darlık var. Bu evet, hastanın normalde stent buraya koymak zor. Çatala geliyor çünkü. Evet. Bu damarı açayım derken bunu tıkayabilirsiniz. Yani evet, stent konulayım biraz düz olması gerekiyor. Evet. İçine bir tel. Şimdi bu hasta ne yapıyor? Önce sıkı o bahsettiğim diyeti uyguladıktan sonra burada darlığın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Evet. Bunu nereden aldık? Bu işte o Colt ve Esistey'nin 2-4 sene sonra yapmış evet, olduğu. Evet, çok önemli. Önce sonra. Evet, onarmış kendini. Evet. Tabii. Önermiş. Sıkı bir diyet yapmak, evet, yaparak bu hastalığın tedavisi bu. Evet. Yani kötü giden şeyleri tersine çevirdiğiniz zaman damarların boydan boya düzeliyor. Biz ameliyatta düzeltmiyoruz evet, damarı. Evet. Yan yol yapıyoruz. Evet. Buradan Ankara'ya gidiyorsun. Bakalım şimdi nereye gideceğiz? Sorun mu var? Evet, telefonumuz gidelim var. Efendim hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Evet, buyurun. Merhaba efendim, canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Sorunuzu rica efendim edeceğim. Sorunuzu rica evet edeceğim. Sorum şu. Ben 72 yaşındayım. Daha önce hiçbir hastalığım, rahatsızlığım yoktu. Ancak ani bir kalp krizi geçirdim. Günlük 10 kilometre, 15 kilometre yol geziyordum. Köyde olduğum için dağda mantar toplamaya, bilmem kuşburnu toplamaya gidiyordum. Evet. İkinci gün beni ani bir kriz tuttu. Böyle elektrik çarpar gibi, böyle bir insanı elektrik çarpar gibi çarptı. Evet. Bu arada başarmışım, beni hastaneye kaldırdılar. Evet. Aort damarının kapalı olduğunu söylediler. Evet. Şu hikaye kesimini geçip de direkt olaya geçelim. Sorunuz nedir? Sorunuz. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Şimdi pil takılı benden. Pil. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tamam efendim. Ya anlatıyorum. Evet. Anlatıyorum. Diyet. 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 İşte damar tıkanmış %90. Evet. Bak burada damar tıkanmış beyefendi. %90. Sol ana damar. Bu hasta ne ameliyat olmuş, ne balon, ne stent. Evet. Çok sıkı bir diyet uygulamış. Yeşil meyve sebzenin, yani vegan diyet dediğimiz zaman hayvansal ürünleri değil. Hem de köyde, köyde yaşıyor. Bir de işlenmiş gıdalardan evet, uzak, işlenmiş gıdalardan, yağlardan, yani damarı tıkayan. Bu şekilde sıkı bir diyet uyguladığınız zaman bir, kilonuz azalıyor. İki, hemoglobin average'i 3 aylık şekeriniz normale dönüyor. Hı hı. İnsülin rezistansı varsa normale dönüyor. LDL kötü huylu kolesterolünüz düşüyor. Belki HDL'i de düşebilir ama bunun önemi yok. Önemli olan burada şey, bir de bunun yanına düzenli olarak egzersiz eklerseniz diyet, ilk başta diyet gelir. Beslenme hepsinin başında gelir. Beslenmenin başına, beslenmeye bir de egzersiz eklerseniz, bir de mental durumunuzu düzeltmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. İnsanlar sürekli stres ve gerilim içinde yaşıyor. Gereksiz yere, lüzumsuz yere. %10 tamam lüzumlu da %90 da boşuna üzülüyoruz. Biraz böyle yoga, biyo enerji kesinlikle gibi. Kendimizi böyle sakinleştireceğimiz şeyler bulmalıyız efendim. Hobi. İnsanı en fazla evet, rahatlatan, en güçlü antidepresanlardan biri nedir? Nedir? Egzersiz yapmak. Evet. Mutluluk hormonunu artırıyor. Evet. Serotonini artırıyor, dopamini artırıyor.
Boş oturduğun zaman kafan ne yapıyor? İnsan beyni boşluktan nefret eder. Evet. İnsan beyninin içine kurgular, güzel bir şey koymazsan, ana ait güzel bir şeyler koymadığın an, geçmişteki kötü bir anınızı getirip oraya koyar ve o düşünceyle kurgular, olursa duyguları, evet, hayatı kendimize, o da sizi etkiler. Etkiler. O zaman da stres, evet, hormonları, kortizol, adrenalin, noradrenalin gibi yıkıcı hormonlar ne yapar? Onların kontrolü altında kalırsınız. Evet. Ve bir şeyi düşünmek, onu yapmış olarak yaşamaktan daha çok vücut üzerinde olumsuz etkiliyor. Evet. Ne dediğimi anladın mı? Anladım. Telefonumuz var. Tamam. Alalım, devam edelim. Özgür Hanımcığım. Merhabalar. Nereden arıyorsunuz bize? Iğdır'dan arıyorum. Iğdır'dan. Çok selam gönderiyorum Iğdır'a. Canlı yayındasınız efendim. Sorunuzu rica edeceğim. Ben ileri derecede mitral kapak hastasıyım. Evet. Sürekli tansiyon düşüklüğü yaşıyorum. Üç, evet, çocuğum var. Evet. 30 yaşındayım. Evet. En son işte doktoruma kontrole gittiğimde olmam gerektiğini söylendi. Ya ameliyat İstanbul mı söyledi? Ankara'da. Hı. Ameliyat, evet, ol. Evet. Ya İstanbul'da ya da Ankara'da ameliyat olmam söylendi. Ben burada tedavi görüyorum. Evet. Açıkçası biraz ameliyattan korkuyorum. Evet. Ama bu tansiyon düşüklüğü de hayatımı çok kötü etkiliyor. Öğretmenim ben. Sürekli, evet, tansiyon düşüklüğü yaşıyorum. Evet. Ne yapmalıyım diye soruyor ne hocam. Ne yapmalıyım? Değil yani mi? Ameliyat için bir hani öneri 17 var. Numaralı görseli alır mıyız? Çok teşekkür ederim hocam. Hocam beni dinleyin, olur mu? Evet hocam. Olur. Tabii. Şeyden Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz ama Instagram adresim bitti orada galiba. Gelir şimdi hocam. İkide. Şimdi arkadaşlar, evet, telefon numarası verdiler. Evet. Evet, buyurun efendim. Şimdi mitral hastamızın mitral kapak darlığı olduğunu söyledi. Evet. Mitral kapak hangi kapak? Burası. Burası kalbin içinde iki tane kapak var dedik daha, evet, önce. Buna ne kapağı diyoruz? Tricuspid mit. Kalbin sağ tarafında. Burada ne var? Kirli kan var. Bu kanı böyle akciğerlere gönderir. Niye gönderir? Oksijenlensin. Tekrar sol kalbe gel. Oksijenlenen kalp sol kalbe döner. Burada bir kapak var. Üst odadan alt odaya inmesi için orada bir kapak var. Bu kapaklar basınç farkıyla çalışır. Yani bir kapı düşünün, tek taraflı açılan. Burada basınç yükseldiği zaman kapı açılır, kan öbür odaya geçer. Hı hı. Şimdi burada sol atriumda basınç yükselince kapak ne yapıyor? Açılıyor. Kan buraya geçiyor, değil mi? Ne kadar? Vücuda ihtiyacı olacak kadar kan geçmesi gerekiyor. Eğer az kan geçerse bu az pompalayacak, değil mi? Evet. Bu normal kapak. Şimdi geliyoruz, burada mitral darlığı var. Evet. Burada darlık var, kan geçemiyor aşağıya. O zaman bu odada kan ne yapıyor? Sol kulakçık diyor. Sol kulakçıkta şey yapıyor, kan artıyor ve akciğere doğru basınç, hı, yapıyor. Akciğer ödemine neden olur. Nefes darlığına neden olur, çarpıntıya neden olur. Buradan geçen kan azaldı, değil mi? Evet. O zaman burası kanı vücuda neyi, aortaya pompalıyor ya. Buraya gelen kan az zaten, az pompalıyor. Evet. Az pompalayınca ne olacak? Tansiyon bile oluşturmuyor. Hı. Hipotansiyon olur, halsizlik olur, yorgunluk olur, bitkinlik olur. Biraz yürüdüğünüz zaman çarpıntı olur. Bu kademe kademe ilerler bir, evet, süre sonra. Evdeki işlerinizi bile yapamaz hale gelirsiniz. Sıkıntı. Biraz daha ilerlerse, yine de gerekli önlem alınmazsa, o zaman bu basınç akciğer basıncını yükseltir. Evet. Çok sevmediğimiz bir durumdur. Akciğer basıncını yükseltir. Daha da önlem alınmazsa akciğer ödemine girer. Hasta oturduğu yerde bile nefes almıyor. Yani düz yatamaz, oturur durumda yatmaya başlar. Burada ne yapıyoruz? Burada kapaktır, mitral darlık, romatizma olsa onu anlatayım. Evet, lütfen. Buyurun hocam. Öncelikle uygunsa kardiyologlar balon stentle onu açıyorlar, hmm, kapağı. Ama bunun uygun olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir mitral kapağı, 19 ayı gösterelim. 19'a değilse biz kapağı ne yapıyoruz? Kapağı değiştiriyoruz. Evet. Nereden değiştiriyoruz? Minimal invaziv. Minimal invaziv olarak kapağı değiştiriyor. Evet, 19A. Koltuk altı. Koltuk altında. Evet. Hastamız biliyor mu, bilmiyor mu bilmiyorum ama bu hastaların en önemli şey, korkularından bir tanesi iman tahtasının açılmasını, evet, istemiyor. Evet. İman tahtasının açılmasını istemiyor. Böyle durum, bütün bunun için zaten yıllarca bu işe
emek verdik. Evet. Biliyorsun 10-15-20 yıldır eskide tanışıyoruz. Evet. Bu işte uğraşıyoruz. O zaman evet. Şöyle yapalım. O gelmediyse biz minimal invaziv bir şey gösterelim. Video da olabilir, görsel de. Bir görsel bir şey. Olabilir. Minimal invaziv küçük kesi. Yönetmenim son bir soru daha alalım. Sosyal medyadan devam küçük edelim. Küçük kesi. Soru cevaplamaya. Küçük kesi 49. Kaç dediniz hocam? 49-50'yi göster. Önce 49. 49, evet. Ne yapıyor? Önceden biz bu ameliyatı şöyle yapıyorduk. Evet. İman tahtasını boydan boya açıyoruz. Evet. Hasta geri açılıyor. Çünkü bu vücudun iman tahtası evet. Öndeki kaburgaların tutunduğu en büyük kemiktir. Evet. Bunu açıyoruz. İşlemi yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Orayı tekrar kapatıyoruz. Ama bunu yaptığımız zaman hasta, siz de biliyorsunuz, hasta ciddi derecede 3 ay, 4 ay sıkıntı yaşıyor. 3 ay, 4 ay, geçin 1 yıldı hocam. 1 yıl mı? Bir yıl. O kadar korkar, o kadar. Yok hocam, gerçekten 1 yıl ben dokunamadım. Anatomi hocamız der, evet. Doktordan değil, çekenden sor. Evet, aynen öyle. Yani ben çok... bunu yaşamadım, sen benden bir yıl, evet. Doktordan değil, çekenden aynen. Sor derdi. Şimdi bunu biz... sürekli bilim gelişiyor. Evet. Tecrübe de gelişiyor. Evet. Biz bunun olmaması için önce bunu meme altına kaydırdık. Evet. Kadınlara özellikle meme altından yapıyoruz. Meme altından yapıyoruz ama meme altından her tarafa ulaşamıyoruz. Mitral kapağı değiştiriyoruz. Kalp deliğini yapıyoruz ama tirkismit kapak var, aort kapak var, anevrizma var. O zaman bunu yavaş yavaş kaydırmaya başladım. Evet. Önce biraz daha laterale, biraz daha laterale getirirken koltuk altına geldik. Evet. Şimdi şuradan şuraya 5 santimlik bir kesi yapıyorum. Neden burası diye sorarsan, kaburgaların eklem yerlerine en uzak olduğu bölge burası. Esneme kabiliyeti en fazla burada. Evet. Şimdi buradan kesiler yapılıyor. Aslında hep kemikler kırılıyor, kesiliyor, damar. Sinir önden yapılan kesilerin hepsinde hastada bir sürü sıkıntı. İman tahtası kesilmese de hastanın bir sürü ağrı şikayetleri, sıkıntıları çok fazla oluyor. Evet. Çünkü burada çok önemli damar sınır paket ağları var. Meme damarı buradan aşağı iniyor. Bir de burada kaburgaları sen kırmadan açman mümkün değil. O zaman kaburgaları da kesiyorsun. Evet. Yani bu yok diye burada ciddi travma yaratıyorsun. Evet. Ama burada tamamen kemik ve kas kesmeden buradan giriyoruz. Şimdi bir tane daha video 50'yi gösterelim. 50'yi gösterelim. Bir telefonumuz var, bekletelim mi? Bekletelim. Peki. Hemen bunu göstereyim. Burada bak çift kapak ameliyatı yapmışız 10 evet. Sene önce. Genç bir beyefendi. Bak burada insizyon görmüyor. Burada ameliyatı insizyonunu görüyorsun. Tam olarak bu şekilde oluyor değil mi? Evet. Önden görünüm bu. Bu var ama burada kemik ve kas kesmek yok. Hı. Cildi kestikten sonra kotların arasından, kaburgaların arasından girerek kalbe ulaşıyoruz. Ve buradan yapılan kesilerde, bunun özelliği, bu kesinin geçen hafta da söyledim. Evet. Kalp içindeki tüm ameliyatları yapabiliyoruz. Aort evet. Kapak, evet. Üç kapak, tamir, içindeki tümörler, miksoma. Aynı zamanda aort anevrizmasını da burada evet. Yapabiliyoruz. Onun için koltuk altı tekniği çok önemli. Evet. Yani önden yapılan, yalnız burada yapamadığımız şey çok damar bypass yapamıyoruz. Çok damar bypass. Çok damar bypassları da sol meme altından yapıyoruz buradan. Hmm. Yani buradan sağ damara bypass yapıyoruz. Çünkü soldaki damarlara. Evet. Meme altı. Meme altı. Sol, evet. Onu da gösteririm. Şimdi hocam, soruyu alalım. Hocam tıbbın işte kalp damar cerrahinde... tıbbın getirdikleri. Dolayısıyla da kalp rahatsızlığı ki. Olanlar baksınlar hocamın sitesini, araştırsınlar, incelesinler, danışsınlar lütfen. Kiminle görüşüyorum efendim? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sorunuzu rica edeceğim. Adana Ceyhan'dan arıyorum. Ben 2 yıl önce anevrizma ameliyatı oldum. Evet. Korasfirin kullanıyorum. İlaç ismi vermeyelim. Tamam. Korasmin. Yani vermeyelim. Vermeyelim. Bunun yan evet. Etkisi var mı? Bunun yan etkisi var mı diyecektim. Hı. Kan yan sulandırıcının yan etkisi var mı? Evet. Vardır. Şöyle olabilir. Zaten biz bunlara kan sulandırıcı olarak bebek aspirini veriyoruz. Evet. Özellikle midede kanamaya neden olabilir. Özellikle onun için bağırsakta çözülen ilaç türünü veriyor. 81 miligram. En düşük dozu veriyoruz. Evet. Yani bunun işi kanı sulandırması için
Yani onu da tok karnına alırsa bir sıkıntı olmaz. Bir tane daha telefon alalım mı? Tabii, tabii. Yönetmenim, telefonlar sık geliyor. Bir tane daha alabiliriz. Son bir telefon daha alabiliriz. Teşekkür ediyorum efendim. Adana'ya sevgiler. Buyurun hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bu tabloya. Burada bu koltuk altı tekniği. Evet. Şunu söyleyeyim. Akşam biraz dayıyla yazıştık. Hı. İşte izledim seni, gördüm diyor. Annem diyor mitral kapak ameliyatının riski nedir dedi. %1 dedim. İşte dedim Eko'yu gönderin falan derken, Eko elimizde yok vesaire derken, anne koltuk altından ameliyat olmuş. Hı. Nasıl durum işte, olumsuz tabii sonuç. Hı. İşte keşke seni tanısaydım, getirseydim şu gibi. Şunu söyleyeyim. Şimdi insanların şöyle bir şeyi var. Bir teknik de siz doktorunuzu yönlendirmeyin. Hı. Zorlamayın. Hı. Ona sorun. Yani en iyi bir hekimin en kısa yolu nedir? En iyi bildiğiniz yoldur. Evet. Yani bazen gidip yani bu teknikle ilgilenmeyen, bu teknik konusunda mesai vermemiş, yıllarını vermemiş, hı, tecrübesi olmayan bir insan gidip böyle tekniği bundan istiyorum diye zorlama. Evet. Şöyle bir şey oluyor şimdi. Özel sektörde çalışıyor hekim. Evet. Özel sektörde hasta kaçıp kaybetmemek herkesin şeyi yani, çünkü iş yaparsan orada çalıştırır seni patron. İş yapmazsan ertesi gün öyle bir durum iş var. Yapacak, evet, bir durum bulursa senden bir hasta fazla bakacak adamı seni değiştirir. Hı. Onun için bazen şartlar zorlanıyor. İnsanlar olumsuzluklarla karşılaşabiliyor. Yani gidip domates satan adamdan patates isteme. Evet. Sana olur olmaz, iyidir kötüdür diye araştırın. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bak, karar doğru mu? Evet. Karar doğru mu? Yani bunun ameliyat olması gerekiyor mu? Birkaç elden fikir al. Evet. Eko, her kardiyolog, ekoda doğa iyi değil ki. Evet. Herkesin uzmanlığı olduğu, iyi oldu bir an. İki, karar doğru mu? Adres ve karar doğruysa neye kaldı? Gerisi Allah'a kalmış. Evet. Yani evet, kader, kısmet, ne evet, derseniz evet, artık. Onun için ben şunu söylüyorum. Ameliyattan önce araştırmalarınızı kesinlikle yapın. Sonra ama değil, artık çok bilinçli değil mi hastalar? Şimdi bana gelen hocam, hastalar evet, genellikle bir bakıyorum evet, yani benim neredeyse ayakkabı numaramı bile biliyor. Diyorum tamam, fazla konuşacak bir şey yok. Yani bazıları ciddi anlamda araştırıyor, evet, takip ediyor. Son bir telefonu alalım, alalım, sonra sohbete devam edelim. Yücel Bey merhaba efendim, nereden arıyorsunuz acaba? Mersin'den arıyorum ben. Ne güzel. Mersin'den sevgiler Yücel Bey. Sorunuzu rica edeceğim efendim. Buyurun. Hocama şunu soracaktım. Ben de sanki böyle aradık korku oluyor. Lütfen devam anlamadım, ediniz lütfen. Anlamadım. Korku olduğu zaman acaba herhangi bir şey olacak mı diye. Mesela bazen kalbimde böyle iğne ucu batar gibi. Bazen böyle iğne ucu batırılıyor gibi oluyor. Acaba herhangi bir durum mu oluyor? Kalp krizini geçiriyorum. Öyle olunca da çarpıntı oluyor. Korku ve kaygıları var. Anladım. Anladım. Çok geçmiş aynen, olsun. Geçmiş olsun, alabiliriz yönetmenim şimdi telefonu. Şimdi şöyle söyleyelim. Panik atak. Bizim bir hastalığımız var. Panik atak diye bir hastalığımız var. Aslında bunu yenmek de bazen hastalar için çok zor oluyor. Anlatıyorum geliyor. Gidiyor yine yazıyor. Hocam işte şöyle ya oğlum, kalptan değil psikiyatriye git. Kadınlar mı yine erkekler yazıyor mi daha çok yazıyor? Erkekler. Erkekler değil mi? Erkeklere daha çok panik atak gibi geldi bana yani. Kadın son dönemlerde galiba onların kaygı ve endişeleri yani daha arttı. Defalarca anlatıyorum. İşte şunu yap, bunu yap ediyorsun. Yine yani o bilinçaltını nasıl etkilemişse ondan kurtulması çok zor. Evet. Ani bir nefes açlığı, evet, ani bir ölüm korkusu. Acile gidiyor, bakıyor da hiçbir şey yok diyor. Eve geliyor. Bir de bunun kötü tarafı ne biliyor musun? Çok iyi olduğun bir anda geliyor. Evet. Yani düğündesin, eğleniyorsun, çok keyifli bir özelliği anda geliyor. Özelliği o zaten, panik atan. Çok keyifli, ya diyor her şey yolunda, mutluyum. Niye yani geliyor? Sırası mı? Hani doktor evet, stres mi tezi ama öyle bir şey yok. Evet, evet. Bu gittiğim doktor diyor acemiydi, anlamadı öbürünü. Öbürünü. Oradan oraya. Aslında onun için bu hastalık yok, hasta var. Bunun kesinlikle tedavi edilmesi evet, gerekiyor. Çünkü gerçekten bir insan bir defa iki defa kriz geçiriyor ölür. Bunlar her gün. Her gün. Bir gazeteci kitap yazmıştı ya. Her gün panik atak geçiriyorum. 1365 defa öldüm gibi bir şey yazmış, okumuştum kitabı. Evet, evet. Onun için bu çözülmeli.
Ve bunu bazen o kadar inandırıcı geliyorlar ki yapılan anjiyolarda %25 boş çıkıyor ya, onlar bu hastalardan oluşuyor. Doğrudur. Efendim telefon aramayınız daha, teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan soru almaya devam edeceğim. Bir soru var hocam. Buyurun. X bir hastanenin başhekimi isim de vermiş, bir gazete haberi yollamış. Doktor İsmail Bozkurt sabah yürüyüşünü yaparken kalp krizi geçirerek Amerikan Hastanesi vereceğim. Biliyorum, çok evet. Kıymetli doktorları var, çok önemli hocaları var. Buradan Doktor Kerim Kaban'a da, Nil Morinas'a da sevgilerimi sunuyorum efendim. Doktor girmiyor mu? Yani Amerikan Hastanesi... girme. İhtiyacı yok reklamı. Girmez. Et. Evet, espri girmez diyelim. Bütün hastanelerin doktorları çok kıymetli ama çok iyi hekimleri var gerçekten. Bu gazete haberini vermiş, sabah yürüyüşü yaparken vefat haberini. Ve seyircimiz sormuş, Hüsamettin Saraylı. Hocamız nasıl yorumlar? Türkiye'nin en iyi hastanesinin başhekimi hiç mi işaret vermez bu kalp krizi diye? Güzel bir evet. Soru. Evet. Bir gün hastaneye gidiyordum. Saat 8.30 Çekmeköy'den radyoyu açtım. Mustafa Koç kalp krizi geçirdi. Paşabahçe SİSK Hastanesi'ne kaldırıldı. Ben orada kalp cerrahi olmadığını biliyorum. Yani müdahale edecek şey. O zaman kardiyolog da yoktu galiba. Ben onunla Mısır'da bir gezide tanıştık tesadüfen. Hatta yanına gideceğim. Hanım dedi ki niye dedi şey yapıyorsun? Ya refüze ederse, ederse döner gelirim geri. Ne olacak dedim yani. Boyner'le Kızıldeniz'e gelmişti. Biz de oraya gitmiştik. Çok da hoşuna gider. Çok da yanına gittim. Evet, kendimi iyi davranırdı. Evet. Yani adam bizi ayırmıyor yanından. Evet. Bu kadar iyi bir insan. Çok değerli bir insandı. Geldi, ben de tanıştım. Ondan evet. Yani beni refüze ederse geri döneceğim. Evet. Yani evet. Dövecek halı yok ya. Evet. Biz onunla orada tatil geçirdik. Geldik sonra Riva'da bu işleri orada da görüşmeye ne başladık. Güzel. Yani insan olmak farklı bir şey. Yani çok şeye sahip olabilirsin evet. Ama o gerçekten çok iyi. Ben hemen direksiyonu oraya kırdım. Oraya ulaşmalıyım yani. Ailemden birisi gülüyormuş gibi. Sonra anestezi Atça Hanım'ı aradım. Hocam dedim şey orada ne yapıyorsunuz dedim. İşte Mustafa Koç gelmiş dedim. Dedi ki ex geldi dedi. Yani hastanesi var, her şeyi var ama bir ambulansı bile evde yok. Şoförü bir ona resüste ediyor. Oradan oraya gelinceye kadar zaten 5 dakikaya geçtim. Anlaşılmıyor demek işte hocam. Yani dedi uğraşıyorlar ama dedi ben gördüm ex duhul geldi dedi. Ondan sonra durdum. Tabii ondan sonra tabii ortalık karıştı. Amerikan'dan geldiler. Şimdi hocam bu kalbin şakası yok. Evet. Kalbin şakası yok. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 3-4 milyon. Dünyada evet. 3-4 milyon insan. Amerika'da 300-400 bin insan. Türkiye'de de 60-70 bin insan bundan ölüyor. Evet. Yani kimin öleceğini, kimin ölmeyeceğini kestiremiyoruz. Evet. Biraz önce ne dedim size? Çok kritik olmayan yumuşak plaklar yırtılması sonucu kalp krizi geçiriyoruz. Evet. Onun için bunu tespit edecek elimizde böyle bir teknoloji yok. Tomografi çekiyoruz, tomografik anjiyo. Normal anjiyo yapıyoruz. %40 darlık görünce bir şey yok sende falan. Evet. Bunu biz de yaşadık. Evet. Efor yapıyoruz, normal bir şey yok güle güle. Adam bir ay sonra kalp kriziyle geri evet. geliyor. Evet. Bana diyor check-up yapmıştınız ne oldu diyor. Evet. Onun için burada önemli şakası olan ne biliyor yok. Musun? Hiç. Dikkat, sağlıklı yaşam. Evet. Erken yaşta, çocukluk yaşında çünkü eğer çocukluk yaşındaki obez çocuklarda evet. da yağlanma başladığı zaman hücre içi yağlanma evet. ve insülin rezistansı erken yaşta ve bunlar orta yaşta hepsi şeker hastası oluyor. Özellikle şu yağ içinde böyle günlerce kaynayan, pişen evet. fast foodlardan Amerikan. Dünyanın en uzun yaşayan insanları nerede yaşıyor? Okinawa Yarımadası'nda ciddi evet. bir kitap yazılmış. Ama ne zaman Amerikalılar oraya gidip fast food'u kendi mutfak alışkanlıklarını soktuysalar evet. yüzü geçen insanların en çok olduğu Okinawa Yarımadası 50-60'lı yaşlarda ani ölümlerin obez insanların dolu olduğu bir toplum haline geldi. Evet.
Çok az süremiz kaldı. Arka arkaya iki tane soru soracağım. Tabii. Sonra veda edeceğiz. Biraz önce yönetmenimin sorduğu bir soru vardı. Evet. Üst üste kalp krizi geçirmiş beyefendi 20 dakika nefesi durmuş ve tabii ki bilinç kaybetmiş. Anladım. Bilinç geri gelir mi dedi. Evet, şöyle söyleyeyim. Eğer beynin 5 dakikaya geçtiği zaman beyin hasarı, ciddi beyin hasarı oluşmaya başlıyor. 10 dakikayı geçtikten sonra eğer kalp tamamen gerçekten durmuşsa geri dönüş olmuyor. Olmaz. Biz buna bitkisel yaşam diyoruz. Yani bu çok önemli. Hasta geliyor, 45 dakika masaj yemiş. Biz onu şu elektroşokla, şunu, hastayı geri çeviriyoruz. Kalp çalışmaya başlıyor. Ama? Ama onun için bu 5 dakikadan sonra ciddi hasarlar başlıyor. Ve burada yapacak bir şey yok. 20 dakika eğer gerçekten. Ama kalbin kendini koruma mekanizmaları vardır. Hı. Önce ritim düzensizliği olur. Yukarıdan 70 akım durur. İkinci trafo devreye girer. 40 attırır kalbi. Hı hı. Sonra üçüncü trafo 20 attırır. Bazen ölmüş gibi oluyor ama o 20 atımla beyni ne yapıyor? Evet. Hani diyorlar ya şeyde morgda canlandı falan ölüydü. Aslında bilinci yerinde değil. Evet. Ama kalp dakikada 15-20 defa atıyor. Evet. Eğer böyle bir durum yoksa 10 dakikayı geçtiyse maalesef yapacak bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Yönetmenim diyor ki bitkisel hayatta değil ama beyin sürekli gidiyor geliyor unutkanlık var diyor. Nasıl bitkisel hayatta? Anlamadım. Bitkisel hayat olmamış. Girmemiş. Olmamış ama konuşuyor ama unutuyormuş. Ha o düzelebilir. O ha düzelebilir şey. Diyor yönetmenim. Şöyle düzelebilir, onun nörolojinin karar vermesi gerekiyor. Evet, evet. Yani 20 dakika kansız kalmamış. Ya masaj yapılmış ya biraz önce sahip. Tabii bir şey olmuş. Bir şeyler olmuş. Evet. Ve üst üste. Evet, tabii, evet, tabii. Evet. Hani bunlar getirirken bazen masaj yapılıyor mesela 45 dakika. Evet. Profesyonel bir masaj yapıyorsa aslında evet. Bunları da konuşmak lazım. Evet, evet. Masaj nedir, ne zaman yapılır? Bunu konuşalım. Neler yapar? Haftaya konuşalım hocam ya. Kalp evet. Masajı gösterelim hatta manken. Cerrahi adamı kardiyoloji konuşturuyorsunuz. Konuşalım sonra tabii ki cerrahi de. Anlatalım sonra da. Anlatalım tamam. Ondan sonra da cerrahi yöntemlere şu geçelim. Özellikle şu elektroşok cihazı evet. Nedir? Nasıl kullanılır? Ani ölüm durumlarında, kalp krizi durumlarında evde oldu, sokakta ne yapılır? Aslında bir olabilir. Önümüzdeki son 3 dakika şu kameraya buyurunuz efendim. Son 3 dakika siz 2 dakika, 1 dakikada da veda ederiz. Siz soru buyurun efendim seyircilerimize evet. Ne söylemek istersiniz? Seyircilerimize en önemli, tabii kalp konuşuyoruz ama stres tabii çok önemli bir etken. Stresle de mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Şimdi şöyle, insan beyninden bir günde yaklaşık olarak %60-70 düşünce geçiyor. Bu düşüncelerin %60-70'i de olumsuz ve %60-70'i de kendimizle ilgili. Yine bir araştırmaya göre insanın üzüntülerimizin, sıkıntılarımızın %90'ının gereksiz olduğu ancak %10 civarında makul ve mantıklı bir stres nedenimiz olabileceği söyleniyor. Özellikle %30-40 geçmişte yaşıyoruz, %30. %40 gelecekte yaşıyorsunuz. Geleceği kaygısı yaşamak, olayı yaşamaktan daha tehlikeli bir durum. Çünkü gelecekle ilgili kaygılarımızın bir büyük bir bölümü hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Yine en önemli üzüntülerden bir tanesi de mukayese etmektir. Kendimizi bir başkasıyla mukayese ediyoruz. Onun arabası, onun saçı, gözü, bahçesi, domates. Senin kendi bahçen domates dolup komşunun bahçesindeki domatese bakıyorsun. Mukayese etmek mutsuzluğa giden bir otoban gibidir. İnsanı yer bitirir. Onun için öncelik olarak ben merkezli olmalı, kendi içimize doğru içsel bir yolculuk yapmalıyız. Bu içsel yolculuk kendini keşfetmektir. Kendini anlamaktır. Aklını, mantığını, bilincini kullanarak kendinle barışık hale geçmektir. Şimdi benim kızım var mesela makyaj yapıyor. Kızım diyorum niye yapıyorsun? Ya da bir şey atıyorsun, akşama kadar bakıyorsun, kaç beğeni aldım. Sen kendini seviyorsan, sen kendini anlamlı ve değerli buluyorsan, dünya seni sevmese de olur. Ama sen kendini sevmiyorsan, kendini değerli ve önemli hissetmiyorsan, dünya seni ne kadar değerli bulursa bulsun. James Dean.
Söylemiş miydi? Evet söylemiş. Ya hocam. Ünlüler. Burada Michael Jackson hep intihar ettiler. Başka bir sürü ya, var. Ya. Para, pul, para, pul, şan, yani şöhret. Sizin ben onlara sahip olsam dünyanın en şanslı insanı olabileceğim diyeceğin insanlar hayatlarına kıydılar. Neden? Demek ki özgüven, öz değerlilik, öz saygı bu kendimizle ilgili bir durum. Sürekli olarak okumalıyız. Kendimizi geliştirmeliyiz. Her gün bu şeyin içine bir şeyler atma, güzel bir şeyler atmalıyız. Evet. Beynimizin içine. Güzel bir beyin değirmen taşına benzer. İçine güzel bir şeyler atmazsan kendi kendisini öğütmeye başlar. Evet. Onun için bak okuyalım, özellikle spor yapalım. Hep oturduğum yere şikayet ediyorsun. Ama aktif olmalıyız, spor yapmalıyız, yediğimize, içtiğimize dikkat etmeliyiz. Kendimizi seversek hepsini yaparız değil mi? Evet, çok önemli. O zaman çok öncelikle önemli. Kendimiz olma yolunda içsel bir yolculuğa çıkmalıyız. Evet, bir de hayata güzel bakmak gerekiyor. Hep negatif, 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 negatif. Evet, negatiflikler var. Düşünceler. Evet, var. Evrene hangi düşünceyi verirsen. Aynen öyle, katılıyorum. Aynı düşüncedeki olayları... İnsanları dünyana çekersin. Evet. Yönetmenim diyor ki bitti susun artık. Biraz daha devam et. Vallahi vallahi bitti susun. Bizim konuşturmasın. Hocam sizi çok seviyorum. Çok güzel bilgileri ve ağır bilgileri o kadar hayatın içinde ve o kadar naifçe izleyicilerimizi kırmadan, incitmeden anlatıyorsunuz ki çok teşekkür ederim. Ben de aileye size teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de mutluyum. Beni izleyicilerimle buluşturduğunuz sağ için. Sağ olun. Haftaya uygulama yapacağız. Haftaya uygulama yapalım ve biraz daha genişletelim tamam. Kalp krizlerini. Çok teşekkür ederim. Görüşmek değerli üzere. Değerli eşinize de sevgiler. Değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Efendim bugünlük bu kadardı. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hafta içi 5 gün Tele 1 ailesi tam kadro en doğru haberi sunmak üzere sizlerle birlikte. Hayata pozitif bakınız. Hiçbir şey yapamıyorsanız her sabah camı açınız. Derin bir nefes alınız. Oh kendimi şükrediniz. Seviyorum deyiniz. Şükrediniz evet. Efendim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.